Kıymetli katılımcılarımız, programımızın ilk konuşmacısı Kepez Mahallesi Muhtarı Sayın Yusuf Küçükkaya'yı alkışlarınızla kürsümüze davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, herkesin belediye başkanı, Sayın Başkanım Muhittin Böcek Başkanım, Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, muhtar arkadaşlarım, dernek başkanım, Kepez Mahallesi sakinleri, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, 1068 konut anahtar teslim törenine şeref verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. İlk defa bir genel başkan mahallemize geldi. Gururluyuz. Bu sevinç günümüzde bizi de sevindirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Muhittin Başkanım'a sağ olsun, teşekkür ederim. Sizi buraya daveti getirdi. Biz de sizleri zahmetini gördük. Onun için teşekkür ediyorum. Önümüzde yılbaşına kadar Sayın Başkanımın destekleriyle 19 blok kaldı. Onlar da önümüzde yıl başında teslim olacak. Bütün hak sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Kıymetli katılımcılar, biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek halkımızın güveni ve sevgisiyle üst üste ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Antalya'da bir ilki daha gerçekleştirdi. Şimdi sizlere bu zaferin haklı coşkusunu ve halkımızın gönlündeki yerini gösteren çok güzel bir anı hatırlatmak istiyoruz. Seçim gecesi yaşanan o büyük mutluluğu ve heyecanı 1,5 dakikalık kısa bir videoyla şimdi yeniden yaşayacağız. Hadi gelin o heyecanlı geceye hep birlikte dönelim. Şimdi azimle, gururla 5 yıl daha. Azimle gururla 5 yıl daha. Azimle gururla 5 yıl daha. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni üst üste ikinci defa kazandıran sizlersiniz. Şimdi koruyan bir başkana, tüm güzellikler senden yana. Daha çok yol var gideceğimiz bu. Azimle gururla 5 yıl daha. Çalmadan, çaldırmadan önce Allah'ıma, sonra Antalyalı cumhuriyetinden vazgeçmemiştir. Özgürlüğünden, aydınlığından, milli bayramları yine cesurca kutlamaya devam edecektir. İşimiz, gücümüz Antalya. Antalya. Azimle gururla 5 yıl daha. 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 5 yıl daha. 5 yıl daha. O sorumluluk alanı ve hizmetleri artık kent sınırlarımızın çok dışına taşıyan çok önemli bir lider. Sitta Slow, Sakin Kentler Türkiye Koordinatörü, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı, Antalya Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanı, hepimizin gönlüne taht kurmuş herkesin başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in kürsümüzü teşriflerini arz eder. Bugün yoğun programına rağmen bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Genel Başkanım, İl Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, Milletvekillerim, Parti Meclis Üyelerim, sevgili Belediye Başkanı arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, kıymetli Muhtarlar Derneği Başkanım, kıymetli muhtarlarım, çok saygıdeğer eller öpülesi analarım, sevgili Kepez Santral mahallelerimizin sakinleri, muhtarlarım, sevgili Antalyalılar, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle anahtar teslim törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bugün bir arada olmamıza vesile olan 31 Mart seçimlerinde beni aday gösteren başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e, parti büyüklerime ve beni tekrar herkesin başkanı olarak seçen Antalya İttifakı'na, kıymetli yol arkadaşlarıma, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. 20 belediyenin 17'sini kazanarak hep birlikte tarih yazdık. Antalya'nın %96.6'sını Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz tarafından yönetilmekte olmasına rağmen İbradı, Gündoğmuş, Kumluca ilçelerimizde parti ayrımı yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımı, herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğime bir kez daha söz veriyorum. Sayın Genel Başkanım, kıymetli katılımcılar, Kepez Santral Mahallesi kentsel dönüşüm alanı 1327 dönüm büyüklüğünde 93 blok ve 5073 hak sahibi olmak üzere 6417 konuttan oluşmaktadır. Yüklenici ile 24 Mart 2017 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre imalatların 30 Mart 2019'da bitmiş olması gerekirken bu tarihe kadar tek bir daire teslim yapılmamıştır. 31 Mart 2019'da göreve geldiğimizde inşaat sadece %35 seviyesinde tamamlanmış olup puantaj ile %50'nin üzerinde gösterilmiştir. Ülkemizdeki ekonomik belirsizlikler, kur artışları, pandemi gibi şartlar nedeniyle yüklenici firmanın talebi üzerine belediye meclisimizce süre uzatımları verilmiştir. Bu süre zarfında hak sahiplerine kira yardımları yapılmış, belirli aralıklarda da arttırılmıştır. Göreve geldiğimizde 750 TL olan kira yardımları 10.000 liraya çıkarılmıştır. Sayın Genel Başkanım, kıymetli konuklar, sonuç olarak göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gereken bütün yatırımları süratle gerçekleştirdik. Söz Muhittin Böcek sözü diyerek başladığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık, halkımıza kazandırdık. Konyaaltı Belediye Başkanlığım döneminde Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projesini 2008 yılında kısa zamanda hayata geçiren birisiyim. Ayrıca vaat etmediğimiz halde Güneş Mahallesi kentsel dönüşüm projesini başlatarak 545 daireyi 1,5 yıl içerisinde teslim etme mutluluğunu yaşadık. Birçok sorunları kucağımızda bulduğumuz Kepez Santral kentsel dönüşüm projesini de tüm zorluklara rağmen yine biz çözdük, biz tamamlayacağız. Bugün anahtar teslimi yapılacak 1068 daire ile birlikte toplam 5094 dairenin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kalan 1082 hak sahibine yıl sonuna kadar anahtar teslimi yapılacaktır. Proje kapsamında pazar yeri, otopark, basketbol sahası, koşu parkuru, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, sokak fitness alanı, kafeterya, park ve oturma alanlarında tamamladık. Diğer taraftan kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu, doğalgaz, elektrik ve iletişim altyapı çalışmalarını da tamamladık. Çocuklarımızı güvenle ve huzurla emanet ettiğimiz Büyükşehir Belediye'mizin 18. kreşini de önümüzdeki aylarda burada faaliyete alıyoruz. Sayın Genel Başkanım, yerel seçim sürecinde kreş sayımızı 15'ten 30'a çıkaracağımızı söylediğimde siz Antalya mitinginde yaptığınız konuşmada 30 değil 50 kreş istiyorum deyince biz de hedefimizi 50'ye çıkardık.
Bu konuda emin adımlarla ilerliyoruz. Kıymetli hemşerilerim, sevgili Kepez Santral Mahalle sakinleri, yeni dönemimizde bu alanda muhtarlık binası, halk ekmek büfeleri, kent lokantası, cami, aile sağlık merkezi, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisenin de bulunacağı eğitim kampüsü, olimpik yüzme havuzu gibi birçok sosyal, kültürel ve spor tesislerinde hayata geçireceğiz. Kısacası bu alanı bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dirençli kentler yaratma ve halkımızın barınma sorunlarını çözme noktasında deprem master planı, afet toplanma bölgeleri, kentsel dönüşüm projelerimizi, küresel iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı ayrıca verdiğimiz tüm sözleri azimle, gururla 5 yıl çalışarak yerine getireceğiz. Sözlerime son verirken anahtarlarını teslim alan hak sahiplerine yeni yuvalarında sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamlar diliyorum. Projenin tamamlanmasına katkı sağlayan belediyemiz şirketi Antep'e AŞ'ye, çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmaya, kısacası emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Aramızda bulunarak bizleri onurlandıran Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'e ve tüm katılımcılara, milletvekillerime, sevgili Antalyalılara teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımcılarımız, afete dirençli kentler inşa etmek üzere çıktığımız yolda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve bu kentsel dönüşüm projemizle ilgili bilgileri içeren kısa bir filmimiz var. Şimdi hep birlikte o filmi izliyoruz. Kentler mutlaka dirençli olacak. Kentimizin dirençli ve güvenli olması her zaman önceliğimiz oldu. Bu kararlılıkla yola çıkarak kentsel dönüşüm başta olmak üzere devrim niteliğinde pek çok adımlar attık. İmar yönetmeliğini yeniledik. Deprem master planını hazırladık. Antalya'nın ilk afet toplanma merkezini açtık. Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. İhtiyacı olan mahallelerimizde kentsel dönüşüm projelerine hız kazandırdık. 2019 yılında göreve geldiğimizde bir tarafta önceki dönem yapımına başlanıp bitirilmesi gerekirken zamanında tamamlanamayan ve durma noktasına getirilen Kepez Santral Mahallesi kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri mağdur edilmişti. Diğer taraftan kentsel dönüşüm vaadiyle daha bir kazma vurulmadan ortada bırakılan Güneş Mahallesi sakinleri zor günler yaşıyordu. Kepezliler evlerine ne zaman kavuşacaklarını bilmiyordu. Biz bu duruma bir son vermek için yola çıktık. Vaat etmedik ama size söz dedik, vatandaşlarımızı dinledik. Asla ve asla burada kimseye siyaset yaptırmayacağım. Çünkü size bu sözü ben verdim. Bu zamana kadar Kepez Santral Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde önemli bir yol kat ederek %35 seviyelerinden aldığımız inşaatlarda %95 seviyelerini aştık. Bizden önce hiç daire teslim etmediler. Biz 5 kez anahtar teslim töreni gerçekleştirdik. 93 blokta 5073 hak sahibi olmak üzere toplamda 6417 konutlu projede bugüne kadar 5094 daireyi teslim ettik. Asat olarak altyapıda içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarını güncel maliyette 271 milyon 628 bin liralık bir yatırımla tamamladık. Toplam 4500 metre uzunluğunda yol imalatını gerçekleştirdik. 3 adet kavşak çalışmasını tamamladık. Aynı zamanda mahallemize vatandaşlarımızın alışveriş yapabileceği bir kapalı pazar yeri ve otopark kazandırdık. Spor alanları, yürüyüş alanları, bisiklet yolları olan bir parkı da inşa ettik. Tüm bu çalışmalarımız devam ederken daha yapımına hiç başlanılmamış Güneş Mahallesi kentsel dönüşüm projesini gönülden devraldık. Söz Muhittin Böcek sözü dedik ve Allah'ın izniyle 29 Mart 2022 tarihinde temeli hep birlikte atmıştık. Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini süresinden önce tamamladık. Toplam 545 daireyi teslim ederek vatandaşlarımızı evlerine kavuşturduk.
mahallemize bir de cami yaparak vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirmelerini sağladık. Aynı zamanda Balbey Mahallesi'nin 35 yıllık kentsel yenileme sorununu çözüme kavuşturduk ve projemizde çalışmalara başladık. Geleceğin Antalya'sını afete dirençli bir şekilde inşa ediyoruz. Şimdi yeni dönem vizyonumuzla, azim ve kararlılıkla geleceğin modern, yeşil ve yaşanabilir mahalleleri için hizmet etmeye devam ediyoruz. Kepez Santral Mahallesi kentsel dönüşüm alanına vatandaşlarımızın ibadetlerini gerçekleştirebileceği 1000 kişilik cami inşa edeceğiz. Antalya'mızı ve ülkemizi temsil edecek sporcularımızı Kepez Santral Mahallemize yapacağımız uluslararası olimpik yüzme havuzumuzda yetiştireceğiz. Kule atlama, su topu, senkronize yüzme sporları ve ayrıca terapi, engelli, çırpınma ve ısınma havuzlarının da yer aldığı olimpik yüzme havuzunu inşa edeceğiz. Antalya'da bir ilki gerçekleştirerek Kepez Santral Mahallesi'nde eğitim yerleşkesi oluşturacağız. İlkokul, ortaokul ve lise yerleşkeleriyle eğitim kalitesinde yüksek standartlara kavuşacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim göreceği bir kreş ve gündüz bakım evini Kepez Santral Mahallemize de açacağız. Kepez Santral Mahallesi'ne tüm vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği yeni bir yaşam alanını Kepez Santral Sosyal Tesislerini inşa edeceğiz. Kepez Santral Mahallemize ayrıca halkımıza uygun fiyatlı servis verecek kent lokantalarını biz kuracağız. Saygıdeğer katılımcılar, Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, çok saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kürsümüzü teşriflerini aldınız. Gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sapkayadan geçen yola merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sapkayadan geçen yola merhaba. Süreçten bana daha önce bahsetmişti. Dedi ki efendim, daha önce ta 2017 yılında protokolü yapılan, 2 yıl içinde evlerin anahtarlarını 2019 seçiminden önce size teslim edeceğiz diye söz verdikleri, ama iktidara geldiğimizde, belediyeye geldiğimizde gördük ki bir tek çivi çakmadıkları bir kentsel dönüşüm projesi var. Söz verdiler ve 2019'da, yani 30 ay içinde, 24 ay artı 6 ay varsa mücbir sebep, 30 ayda tüm evleri, 6417 haneyi vereceklerdi. Bunun 5073'ü hak sahiplerine aitti ama hiçbirisini vermediler. Öyle bir sözleşme yapmışlar ki, insanlara öyle bir cennet vaat etmişler ki, hiç okumadan imza atmış insanlar. Şimdi 750 lira kira yardımıyla, 750 lira taşınma yardımı sözüyle, 2 yılda evleri alacaksın diyerek kandırılan bu insanlar açıkta kaldılar. Ve 5073 hak sahibine tek bir anahtar verilmedi. Benim önceliğim bunu hızla tamamlamak dedi ve bugüne kadar 4 kez anahtar teslim törenleri yaptı. 5.'sine gelmek bana nasip oldu. Aldığım bilgilere göre diyeceğim ama bu bilgileri ne belediye başkanımdan, ne il başkanımdan, ne ilgili iştirakimizin genel müdüründen almadım. Geçtiğimiz günlerde bu mahallelilerin
hakkını savunan bir avukatı sosyal medyada gördüm. Adı Avukat Özge Çisel Çelik. Yine bir öğretmen çocuğu olarak tanıştım. Emekli öğretmen, bu mahallenin yıllarca okul müdürlüğünü yapmış Osman Ertekin. Başkanıma dedim ki, onları görmeden, onlarla konuşmadan anahtar teslimine gitmem. Çağırdı. Bir odada bugün oturduk. Osman hocam anlat dedim, anlattı. Özge Hanım anlat dedim, anlattı ve onun üzerine buraya geldim. Dediler ki şu ana kadar 3.991 tane ev hazır oldu, teslim edildi. Geriye 1.083 tane teslim edilecek ev kalıyor yıl sonuna kadar. Başkanım dedim, bu evler yıl sonuna yetişecek mi? Dedi ki yetişecek. Osman hocam yetişir mi? Dedi yetişir. Özge Hanım doğru mu? Dedi olmazsa kısa bir uzatma gerekir ama mağdur etmezler. Dedim ki sen bizimkilerden razı mısın? Dediler ki biz Muhittin Böcek'ten razıyız. Tutulmayan sözü tuttu. Doğru mu? Sonra duydum. 750 liraymış kira. 2 yılda olsa ne ala. Sonra öyle kalmış. Ta 2022 yılında Muhittin Böcek. Önce 1100. Sonra 2500. Sonra 4000. Sonra 5000. Sonra 10.000 lira yapmış. Evini alamayana. Bugün alacaklara, bugüne kadar. Yıl sonunda alacaklara, o güne kadar bu kira yardımını 750'den 10.000 liraya çıkarmış. Doğru mu? Doğru mu? O zaman bir rakam daha varmış. Bana Osman Hoca dedi. Taşınma yardımı var. Yazdığına göre 750 lira. Ama 2019'da imzayı atmışız. 750 liraya nasıl taşınalım? Ve bunun için bir taşınma yardımına da bir iyileştirme olur mu diye sordular. Soruyorum, olur mu? Kaç olur söyle başkanım, hepsi duysun. Onların talebi doğrultusunda olacak efendim. Genel müdürümüz de burada, Antep'in. Kaç olacak? Söyle. Ver, ver. Osman Hoca dedik ki, vallahi dedi, biz dedi bu kadar iyilik gördük. Ama ne takdir ederseniz 5.000 lira olur, 7.500 lira olur. Dedi ki ağanın eli tutulmaz. Ben mikrofonu ağaya veriyorum, o da bunu söylesin. 10.000 lira verelim o zaman efendim. Bu ne bizim taahhüdümüz, ne bizim imzamız. Ama madem ki bu şehri ona emanet ettiniz, ben de sizleri onlara emanet ediyorum. Sizin her biriniz evinize girene kadar ki son evin anahtarını kim alırsa orada gelip çay içeceğiz. Siz Muhittin Böcek'e emanetsiniz. Hepiniz emin olun bundan. Ayrıca yazmışlar 3 tane cami, 3 tane hastane, 11 tane okul, yaşlı evi, spor salonu, kütüphane. Sanmışlar ki bunları yüklenici firma yapacak. Bazısını okulu milli eğitime yaptırıyorlar. Camiyi Diyanet'e yaptırıyorlar. Cami kurma vakfı kuruyorlar. Ama Muhittin Başkan dedi ki ben şimdiye kadar bir spor salonu yaptım. Yine şimdiye kadar bir pazar yeri yaptım. Bundan sonra da bu mahallenin neyi eksikse, okulsa okul, cami ise cami, ne eksikse yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa bize emanetsiniz. Bunun da sözünü Muhittin Böcek verdi, hepinize duyuruyorum. Bir sorununuzu duyduk. Site yönetimi
ilk imzadan belli. Geliyorsunuz, 5 yıl değiştiremiyorsunuz. Gelir gelmez 5000 TL ayak bastı parası gibi bir sabit para, %80 anlaşmazsa yönetimi değiştiremiyorsunuz. Bu sorunu da dikkatle izliyorum. Sözleşmenize baktıracağız. Site yönetimini AK Parti dönemindeki anlaşmadan alanlara diyorum. Bu insanları mağdur ederseniz karşınızda beni bulursunuz. Bu insanları memnun ederseniz sözleşmeniz devam eder. Nokta. Sakın bu insanlara deli dumrul misali karşılarına kimse dikilmesin. Şimdi gelelim bu konuyu enine boyuna konuştuk. Ayrıca bu iktidar Hatay'da, bu iktidar depremde yıkılan 10 şehrimizde dünya kadar söz verdi. Aynı bu mahalleye, Kepez ve Santral mahallelerine 2017'de verdikleri söz gibi. Dediler ki herkese 1 yıl içinde ev vereceğiz. Biz 1 yıl içinde 650 bin konutu yapıp teslim edeceğiz. Depremin üzerinden 20 ay geçti. Yani neredeyse 2 yıl oluyor. Ve konutların sadece %30'unu yaptılar. 1 yılda 650 bin konut dediler, 20 ayda 100 bin konut verdiler. Şimdi biri çıkıyor 2026'da, biri çıkıyor 2025 sonunda. Cumhurbaşkanı çıkıyor 2026'nın ortasında. Görünen o ki daha yıllarca depremzedeler konteynerda, çadırda kalmaya devam edecekler. Bakın, devlet sözü verdiler. 1 yılda anahtar teslim dediler. 10 depremzededen 7'si 2 yıl geliyor, hala daha çadırda, konteynerda. Yarından sonra buradan sizin selamlarınızı Hatay'a götürüyorum. 2 yıl Hatay'da, 2 ay Hatay'da arkadaşlarımız çalıştılar. Gidip 2 gün orada duracağım. İncelemelerde, ziyaretlerde bulunacağım. Merkez Yönetim Kurulu'nu Hatay'da toplayacağım. Nasıl size sahip çıktıysak depremzedelere de, deprem bölgesine de biz sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Dün Ankara'da hepimizin yüreklerini sızlatan bir dava görülmeye devam etti. Sinan Ateş kardeşimiz, siyaseten taban tabana zıttık. Geçmişte bizi çok eleştirmiş, çok ağır da sözler söylemiş. Ama bir gün bir baktık, o gencecik akademisyen, 2 tane güzel kız çocuğu, bir gencecik eşi, annesi, babası, kardeşleri gözü yaşlı, Sinan Ateş'in naaşı Ankara'nın orta yerinde kaldı. Bir cuma namazı çıkışında Sinan Ateş'i vurdular. Sonra oracıkta bıraktılar. Ne bir başsağlığı dilediler, ne bir tweet attılar. Ne cenazesine gittiler, ne ailesine taziye verdiler. Orada kaldı. Elbette ülkücüler, arkadaşları, gerçek dostları, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yüreği buna dayanmayanlar cenazeye de koştular, mahkemeye de koştular, sokaklarda da yürüdüler. Ve biz bu cinayetin üzerinden, dünya görüşü ne olursa olsun, içinde insanlık olan, adalet olan, vicdan olan, küçücük çocukların yüzüne bakmaya utanan milyonlar bir sevgi ittifakını oluşturduk. Ve Türkiye'de iyi niyetli, vicdanlı, siyasete vicdanını terk etmemiş olanlar o ailenin arkasında durdular. Dün karar açıklandı. Karar açıklanmadan bir gün önce ben olsun varsın, 4 gazeteci ve Sinan Ateş'in ailesi açıkça tehdit edildi, hedef gösterildi. Dün ablasına Sinan'ı vurdukları yetmezmiş gibi
arkadan haince saldırdılar, yakalandılar, bugün içeriye tıkıldılar. Ama dün mahkeme karar verdi. Tetikçiye, azmettirene, taşıyana, keşif yapana cezaları verdiler. Ama bunların hepsi uyuşturucu çetesiydiler, kiralanmıştılar, getirilmiştiler. Ama esas azmettirenleri, hedef gösterenleri, talimat verenleri, finanse edenleri, bu işe devletin polisini karıştıranları ve gerçek katilleri asla ve asla görmezden geldiler. Şimdi bir dava daha yürüyor. Bu davadaki torbacılara müebbet verince sanki kamu vicdanı tatmin olmuş diyecekler. O davayı gizli yürütülüyor soruşturmadan sır verip ser vermiyorlar. Sanki orada takipsizlik verecekler. O dava uyuşturucu çeteleriyle siyaset bağlantısının düğüm noktasıdır. O davanın açılması, kabul edilmesi, takipsizlik verilmemesi ve adaletin yerine gelmesi. Eninde sonunda da siyasi bağlantılara ulaşılması gerekmektedir. Bugün olursa bugün, olmazsa milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar verdiği gün, Sinan Ateş davası da bu kamuoyunun içinde yara olarak duran adaletin tecelli etmediği bütün davalarda yeniden açılacak, yeniden görülecek, adalet yerine gelecek, suçlular hesap verecektir. Söz veriyoruz. Bugün hep beraber enflasyon rakamlarını bekledik, gördük. Geçen aydan bu aya enflasyon yine arttı. Enflasyonun artması demek, hayat pahalılığının artması demek. Enflasyonun düşmesi demek, fiyatların düşmesi değil, düşüş hızının düşmesi demek, çıkış hızının düşmesi demek. Enflasyon geçen ay 52 idi, bu ay 49. Son bir yıla bakınca. Bu ayın kendi enflasyonu yine %3'e yakın. Yani geçen ay 100 lira olan mal bu ay 103 lira olmuş yine. Yani yine hayat pahalanmış. Yıllık enflasyon geçen seneye göre baz etkisiyle %52'den 49'a düştü diye kimse fiyatlar düşüyor gibi bir algı yaratmasın. Fiyatlar artıyor, artmaya devam ediyor. Geçen ay 100 lira olan bugün 103 liradan satılıyor. Ve bu %3'lük aylık enflasyon. Bu rakam dünyadaki 83 ülkenin, yanlış anlamayın, aylık enflasyonunun değil, bir yıllık enflasyonunun üzerinde. Dünyada 83 ülkede bir yıllık enflasyon %3'ün altında, Türkiye'de bir aylık enflasyon %3, övünmeye, kandırmaya çalışıyorlar. Ve biz enflasyonda Arjantin'le, Güney Sudan'la, Zimbabwe'yle aynı ligdeyiz, aynı seviyedeyiz. Bizden kötü yıllık enflasyonu olan bu dört gariban ülke dışında kimse yok. Dünyanın geri kalanı bizden iyi. Dünyanın 83 ülkesinde bir yılda olan bizde bir ayda oluyor. Onun için sakın ha sakın enflasyon düşüş eğiliminde yakında rahatlayacaksınız. Enflasyon sıfır olsa fiyatlar aynı kalıyor. Enflasyon %49 bu şu demek. Geçen sene 100 olan bugün oldu 149 lira demek. Ayrıca TÜİK ne demek? TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Tayyip'i üzmüyor, sizi üzüyor. Emekliyi üzüyor. Emekçiyi üzüyor. Memuru üzüyor. Çünkü maaşlara TÜİK'e göre zam yapılıyor. Gerçek enflasyon ne kadar? Gerçek enflasyon %88. Bilim adamlarının araştırdığı enflasyon.
Geçen sene 100 lira olan mal bugün 188 lira. Ve Türkiye'de tek haneli enflasyon hedefi her seferinde daha ileriye kaçıyor. Bunlar enflasyonu tek haneye indiremeyecekleri belli. Peki yok mu bu işin bir çaresi? Elbette hayat pahalılığının da enflasyonun da var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve ekonominin kurtarıcısı, dünyada ekonomiyi en iyi bilen, koş gel bizi kurtar Mehmet Bey dedikleri Mehmet Şimşek. Geldi, enflasyonu düşürmeyi vaat ediyor. Bugün %49'la övünüyor. Mehmet Bey geldiğinde kaçtı? Gören de sanır ki %80'di. Mehmet Şimşek göreve geldiğinde %38'di. Algılara kimse kanmasın. Mehmet Bey geldiğinde 38'di, tırmandı çıktı. Şimdi yaz etkisiyle, baz etkisiyle düşen enflasyon rakamını 49 gösterip başarı gösteriyorlar. Mehmet Şimşek'in geldiği günden bile 11 puan ilerideyiz. Türk İş, emekçiler, Türk İş'e bağlı işçiler Hazine Bakanlığı'nın önüne gittiler ve aylar önce bizim söylediğimiz, mitinglerde haykırdığımız gibi haykırdılar. Geçinemiyoruz dediler. Türk İş uzun süre sonra ilk kez sokaktadır. Çıkmadıklarında çok eleştirdim. Ama şimdi geçinemiyoruz diyerek bakanlığa dayanan Türk İş emekçilerine sesleniyorum. Haklısınız, yanınızdayız, arkanızdayız. Hakkınızı söke söke alacaksınız. Biz de aslanlar gibi arkanızda duracağız. Bugünkü enflasyonda asgari ücret 9 ayda tam 5600 lira eridi. Yani 17.200 lira verilen asgari ücretten 9 ayda 5600 lira uçtu gitti. Emekli maaşı 9 ayda 4.100 lira eridi. 12.500 liralık emekli maaşı yılbaşında 10.000'di. Temmuz'da 12.500 oldu ama 4.100 lira uçtu gitti. Yani bugünün 12.500 lirası Ocak ayının 8.400 lirası. Yani Ocak ayında az bulduğumuz, isyan ettiğimiz 10.000 lira o günkü parayla bugün 8.400 lira artık. Bunu görmek ve bundan sonra ekonomik programımız işliyor diyenlere artık bıçağın kemiğinde olduğunu göstermek lazım. Ben 31 Mart'ta seçimleri kazanmadan önce dedim ki biz Türkiye'yiz. İttifak kurmak istedik, kuramadık. Cumhur İttifakı'ndan ise anlaşmamız mümkün değil. Gelin Türkiye İttifakı'nı kuralım dedik. Ay yıldızlı al bayrağın renkleriyle, kırmızı beyaz renklerle Türkiye İttifakı'nı kurduk. Bütün sosyal demokratların yanına milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları ve Kürt demokratları davet ettik. Dedik ki gelin hep birlikte olalım. Bu ülkeyle, vatanla, milletle, bayrakla sorunu olmayan Türkiye İttifakı'na koşsun dedik. Sağ olsunlar geldiler. O gün MHP'lileri, AK Partilileri davet ettik. Dedik ki bu bir yerel seçim. Siz hükümete sarı kart gösterin. Deyin ki ben senden rahatsızım. Sağ olsunlar yaptılar. Ben de dedim ki bu seçim sonucunu araçsallaştırarak, bahane ederek erken seçim demeyeceğim. Ama yeter ki sizin sesinizi duysunlar, emekliye, emekçiye, çiftçiye, narenciye üreticisine, arı üreticisine sahip çıksınlar. Dedik ki turizmciye sahip çıksınlar. Yapmadılar. 10 bin liralık emekli maaşını asgari ücret yap dedik. Şaka yapar gibi 12 bin lira yaptılar.
10 bin lira Ocak'ta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Şimdi 12 bin lira 20 kilo dana kıyma alamıyor. Asgari ücrete zam yapmadılar. Bütün tarım fiyatlarını, ürün fiyatlarını düşük açıkladılar. Ama fasulyeyi Burdur'da, tarlada 8 liraya aldılar, Antalya'da 80 liraya sattırdılar. Narenciyeyi dalında bıraktılar ama vatandaşın da filesini pahalıya doldurdular. Öyle olunca dedik ki geçim olmazsa seçim olur. Ben gittiğim her yerde soruyorum, geçinebiliyor musunuz diye. Bugün ses Türk İş'ten gelmiş, geçinemiyoruz diye. Emekliler yoksul, emekçiler yoksul, köylü yoksul, çiftçi yoksul, hayvancı yoksul, esnaf yoksul. Herkes perişan, bıçak kemikte. Öyle olunca bundan sonra madem geçim olmuyorsa bundan sonra seçim olur. Ve bugün Erdoğan ve Bahçeli oturdular, 42 dakika konuştular. Ne konuştular bilmiyorum. Konuşmak iyidir, görüşmek iyidir. Ama sonra deniyor ki gelecekler, deniyor ki anayasa yapalım diyecekler. Onlara cevabımı buradan bir kez daha söylüyorum. Anayasa yapılacaksa Erdoğan için yapılır. Erdoğan için yapılmaz. Anayasa yapılacaksa önce mevcut anayasaya uyularak yapılır. Böyle Hatay'ın seçtiği milletvekili hapiste, Gezi davasındaki masumlar hapiste, ahim kararları uygulanmıyor. Anayasayı alt düzey mahkemeleri bile takmıyorken, her gün anayasa Cumhurbaşkanı ve AK Partililer tarafından çiğneniyorken, anayasal barınma hakkınız 8 yıldır elinizden alınmışken, anayasaya göre en iyi eğitim, en iyi sağlık hakkı evlatlarınızdan alınmışken, anayasaya göre aldığınız maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın. Barınma hakkı, beslenme hakkı ihlal ediliyorken, onlarla oturup anayasa konuşmaya değil, sizlerle birlikte kurtuluşu konuşmaya ihtiyacımız var. Herkes bilsin ki her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepimizi en kısa zamanda yapılacak ilk seçimle halkın iktidarı kurulduğunda nasıl bugün onların tutmadığı sözleri Cumhuriyet Halk Partisi tutuyorsa, Muhittin Böcek tutuyorsa, size yapılan tüm kötülükleri telafi etmeye, maaşları düzeltmeye, yaşam koşullarını düzeltmeye, alım gücünü arttırmaya ve bu ülkeyi zengin, müreffeh, güçlü bir ülke yapmaya ant içtik. Kim olarak? Cumhuriyetin, Türkiye'nin birinci partisi olarak. Kim kurdu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz ki ikinci yüzyılda da yüzlerinizi güldüreceğiz. Sizden başka derdimiz yok. Kendimize dair hesabımız yok. Ama emin olun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce nasıl kurtardıysa yine kurtaracak. Nasıl fabrikalar kurdu, iş buldu, yine bulacak. Nasıl yoksulluğu durdurdu, ülkedeki herkesin karnını doyurdu, yine doyuracak. Çünkü her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evleriniz hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde oturun. Son ev teslim olduğunda o eve çay içmeye, sizinle sohbet etmeye geleceğim. Sizi burada yaşanan tüm zorlukları bir şekilde çözeceğiz. Taşınma parasını az önce arttırdı, o işi halledeceğiz. Sizi ezmeye kalkan yönetim olursa karşısına dikileceğiz. Siz kimsesiz değilsiniz, sahipsiz değilsiniz. Kimse unutmasın ki Türkiye'de kimseyi
kimseyi zenginlere ezdirmeyiz. Yukarılardan bakıp da sizi karınca gibi görmesinler. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, sizi biraz daha ağırlayacağız. 68 hak sahibimizden temsili olarak 11'ine anahtarlarını sahnemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımızla birlikte teslim edeceksiniz. Müsaadenizle ilk hak sahibimizi çağırıyorum. Sayın Hayri Şimşek. Hayri Bey, biraz daha geliyorum. Evet, saygıdeğer milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz efendim. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gülşah Deniz Atalar hanımefendiyi de Sayın Parti Meclisi üyemizi sahnemize davet ediyoruz efendim. Evet, ilk halk sahibimiz ev hediyesini ve anahtarını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'ten teslim alıyorlar. İkinci hak sahibimiz Sayın Zeynep Özkaynak. Evet, Sayın Zeynep Özkaynak da ev hediyesini ve yeni evinin anahtarını teslim alıyorlar. Genel Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da. Evet, üçüncü hak sahibimiz Sayın Hidayet Arıkel. Evet, dördüncü hak sahibimiz Sayın Fatmana Kaşlı. İsmail Şimşek. Evet, bir diğer hak sahibimiz Sayın Mustafa Korkmaz. Bir diğer hak sahibimiz Sayın Gülsüm Şimşek. Bir diğer hak sahibimiz Sayın Osman Ali Saplak. Karanlığın sonu bir uluşa bak, Sarpkaya'dan geçen yola merhaba.
sıradaki hak sahibimiz Sayın Adnan Arslan. Çekmiş geliyor, güneşten boşanmış, kokmuş geliyor. Acı da kahır da çekmiş geliyor, güneşten boşanmış, kokmuş geliyor. Bir ışık selidir, sökmüş geliyor, ışıldayıp gelen sele merhaba. Bir ışık selidir, sökmüş geliyor, ışıldayıp gelen sele merhaba. Evet, bir diğer hak sahibimiz Sayın Mümin Tez. Ve sahnemizde temsili olarak anahtarını teslim edeceğimiz son hak sahibimiz Sayın Mehmet Biçil. Diğer hak sahiplerimiz yarından itibaren anahtarlarını Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Ofisimizden teslim alabilirler. Diğer hak sahiplerimiz yarından itibaren anahtarlarını Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Ofisimizden teslim alabilirler. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sarp kayadan geçen yola. Hak sahiplerimizle birlikte bir hatıra fotoğrafı alacağız. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sarp kayadan geçen yola merhaba. Evet, evet, anahtarlarımızı gösterelim lütfen. Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bugün 1068 hak sahibimize anahtarlarını teslim etmeye başladık. Temsili olarak 11 hak sahibimize Sayın Genel Başkanımız anahtarlarını Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye İttifakı'nın mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve herkesin başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcımız, Parti Meclis Üyemiz ve kıymetli hak sahiplerimiz, çok teşekkür ediyoruz.